geçen haftadan takipçilerimizden kalan ilk soru şuydu. Kızım 4 senedir Amerika'da öğrenci ve sonrasında OPT ile çalışıyor. Amerika'da Green Card sahibiyle evlenmek istiyor. Bu kızımın orada OPT sonrası kalmasını sağlar mı diye bu takipçimizden gelen bir soru var. Tabii kızınız F1 statüsünde, F1 öğrenci vizesine sahip ve F1'ın olanak sağladığı OPT çalışma programını gerçekleştiriyor bir durumda. Dolayısıyla kendisinin Amerikan vatandaşı değil de yeşil kart sahibi biriyle evlenmesi ve yeşil kart sahibi o eşinin ise ona yeşil kartı için başvuru yapması mümkün bir durum. Ve bu başvuruyu yaptıktan sonra kızınız için eşi kendisi burada bu sürecini bekleyebilecek. Tabii burada önemli olan nokta şu, yeşil kart sahibi olacağı için eşi üzerinden ona yapılan başvurularda kızınız iki süreyi beklemesi gerekiyor. Sürelerden bir tanesi kendisinin çalışma izni vesairesine başvuru yapacağı zaman, ikincisi ise yeşil karta alacağı zaman olacak. Şu anki sürelerde en az bir ya da 1,5 yıl içinde kızınızın çalışma iznine gidebilmesi mümkün gözüküyor. Şu anki vize kotalarıyla. Dolayısıyla şu an var olan bir OPT'si varsa bir ihtimalle bu OPT'si bittikten sonra yakın bir süre içinde eşi üzerinden yaptığı başvurudan dolayı da çalışma izni alması mümkün olacaktır. Ama şunu unutmayın, önemli olan nokta yasal durumun koyu olması ve eşi üzerinden yapılacak başvuru üzerinden şu anki sürelerle en az bir seneden fazla bir sürenin geçiyor olması lazım. Bu geçtiği sürece kendisi o zaman çalışma iznine yaklaşmış olacak. Diğer tabii dikkat etmesi gereken nokta, eşinden dolayı başvuru yapılsa bile kendisi yasal durumunu koruyarak burada kalması gerekecek. Bu sayede bu takipçimizden gelen soruyu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi. Bedelli askerlik durumu var biliyorsunuz. Benim sorum şu. H2B vize sahibi bir kişi yurt dışında bedelli askerlik harcını yatırıp 21 günlük temel eğitim uzaktan tamamlaması şansına sahip midir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi tabii sizin sorduğunuz nokta şu anki Türkiye'deki bedelli askerlikle ilgili geçen yasayla ilgili bir durum. Burada şunu söyleyebilirim. Önemli olan nokta sizin bu 3 yıl ülke dışında bulunup yasal bir şekilde ve çalışmış olmanız. Eğer siz var olan H2B vizenizle, H2B vizenizle 3 senedir Amerika'da ya da ülke dışında çalışmışsanız ve bunun üzerinden çalıştığınıza dair yasal H2B vizesine sahipseniz Amerika'da ve bunun üzerinden de vergilerinizi yapmışsanız o zaman var olan yasadan faydalanma hakkınız olacaktır. Ama size tavsiyem bununla ilgili Amerika'daki bağlı bulunduğunuz Türk konsolosluğuna görüşüp oradan askerlik hizmetleri bölümünden bu koşulları uygun musunuz değil mi size bakmanızda fayda var. Ama dediğim gibi H2B vizesiyle çalışmışsanız bu 3 yıl boyunca ve vergilerinizi yapmışsanız o zaman bu yasa size de imkan sağlıyor diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi. İstanbul'da yaşıyorum. Jeneratör firmasında satış danışmanıyım. Bir yıldır çalışıyorum ve sigortam var. Texas'ta bulunan motor aldığımız fabrika benim adıma davetiye gönderdi. Bu davetiyle başvursam vize alma durumunda olabilir. Eğer vize alamayacaksam boşu boşuna hani bu masraflara girmeyeyim diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şunu söyleyebilirim. Eğer siz bu ziyaretinizin amacı yani size Amerika'dan davetiye gönderen firmaya gidiş amacınız onlarla yapılan çalışmadan dolayıysa ya da onlardan alınan örnek veriyorum jeneratörle ilgili bir ders yapılacaksa ya da size yetiştirilecekseniz ya da bununla ilgili belli bir eğitim alacaksınız. Bu açıdan turist vizesine başvuru yapabilirsiniz. Yoksa hani eğer bunların davetiye gönderme amacı sadece sizin Amerika'ya gidebilme amacınızsa o vizeyi almanız zor olabilir. Fakat eğer yapılan işle bağlantılıysa, yapılan ticaretin sonucu bu seyahat gerekiyorsa o zaman siz bununla ilgili iş yerinden bu Amerika'daki firmadan alacağınız davetiye yazısı ve Türkiye'de bağlı olduğunuz firmadan alacağınız giriş amacınızı gösteren yazılarla beraber vize başvurusu yapabilirsiniz. Tabii vizeyi alıp alamayacağınızı söylemek kesin bir cevap yani veremeyiz bu noktada. Burada sizin koşullarınıza bakarak Amerikan Konsolosluğu bu cevabı size net veriyor olacak diyebilirim. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi geçen haftadan. Kızım 14 yaşında ve Türkiye'de özel koleje gidiyor. Kızımın ve bizlerin turist vizeleri var. Kızım Amerika'da lise
ve üniversite okuyabilir mi? Üniversite okumak için 3 yıl Amerika'da kalma şartı var mıdır diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi kızınızın tabii Türk vizesi var. Fakat Amerika'da lisede ya da üniversitede okumak istiyorsa tabii öncelikle bu lise tabii özel bir okul olacak bu. Ya da üniversite ise özel bir üniversite. Bunlar tarafından kabul ediliyor olması lazım kızınızın. Ve bu kabul eden okullarında kızınızın orada öğrenci vizesiyle bulunabilmesi için I-20 vermesi gerekecektir onlara. Ve bu I-20 ile beraber kızınıza öğrenci vizesi başvuru yapıp Amerika'ya gelip Amerika'da okumasına mümkün olacaktır. Yani dolayısıyla hani dediğiniz gibi herhangi bir 3 yıl şartı gereken bir durum yok. Yani üniversite okuması için sadece okuldan kabul alması ve öğrenci vizesini alması yeterli olacaktır. Yoksa Amerika'da daha önce bulunmuş olması ya da şu kadar süre yaşıyor olması gibi bir şart gerekmeyecektir diye takipçimizin sorusunu cevaplayabilirim. Tabii eğer siz onun ebeveyni olarak, anne ya da babası olarak Amerika'da bulunabilecekseniz ya da bulunacaksanız başka bir vize türü altında, o zaman kızınız aslında sizden dolayı yaşı ufak olduğu için burada kalabilecek ve burada kalmasından dolayı da okula gitmesine herhangi bir engel olmayacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Şu anda L1B vizesiyle Amerika'da çalışıyorum. Perm onayım geldi ve 140 başvurusunu yapacağız. Aldığım bilgiye göre bu aşamadan sonra Green Card için I-485 başvurusu yapılacak. Ancak bu aşamanın 12-18 ay sürmesi öngörülüyor. Bana sponsor olan işverenden ayrılmamak kaydıyla ikinci bir işe ne zaman başlayabilirim? Bunun için I-485'in sonuçlanmasını mı beklemeliyim diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabii takipçimizin dile getirdiği nokta iş yerini bırakmadan diyor, ayrılmadan diyor. Siz iş yerinden ayrılmadığınız sürece I-485 yeşil kart başvuru dosyanızı içeri girdikten sonra onun sonuçlanmasını bekliyor olacaksınız. Dolayısıyla o iş yerini bırakmadığınız sürece ya da iş yeri hala size sponsor olacağı için siz 485'in sonuçlanmasında yeşil kartınızı alana kadar bir herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmayacaksınız. Tabii bu noktada ikinci bir işe ne zaman başlayabilirim noktası, ikinci bir işe başlayabilmeniz için tabii elinizde bir çalışma izninizin ya da bir kartınızın oluyor olması lazım. Fakat şunu unutmayın, sonuçta sizi bu iş yeri isteyip yeşil kart vereceği için teknik olarak bu iş yerinde öncelikle çalışmadığınızda fayda var. Fakat gerçi siz ayrılmadan demişsiniz ama bazen sizin durumunuzda şöyle şey olabiliyor. Kişiler 485'e başvurmuş oluyor ve yeşil kartı beklerken iş imkanını kaybetmiş olabiliyor. Yani var olan ve ona sponsor olan firmadan artık çalışamayacağı ya da işveren artık onu işe alamayacaklarını size bildirmiş olabilir. O zaman eğer yeşil kartınızı başvurudan itibaren 485'e 180 gün geçmişse o zaman yeni çalışacağınız iş yeri benzer iş türü ise ve benzer bir şekilde iş yapacaksanız o zaman sizin var olan yeşil kart dosyanızı devralabiliyorlar ve siz onlarla devam edebiliyorsunuz. Orada önemli olan nokta ne? Benzer bir iş yeri ya da iş alanı ya da yapacağınız benzer bir pozisyon olması gerekiyor ve sizin yeşil kart başvurunuzun üzerine 180 gün geçmiş olması gerekiyor diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Benim Amerika vizem 10 yıllıktı ve süresi doldu. Bu vizenin uzatılmasını internet üzerinden yapabilir miyim diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi sizin biten bir vizeniz var ve dolayısıyla tekrar vize almanız için Amerikan konsolosundan internet üzerinden randevu alıp direkt onların ofisine gidip başvurunuzu yüz yüze yapmanız gerekiyor. Yani internet üzerinden sadece vizenizi Amerikan konsolosuna gitmeden uzatmanız mümkün olmayacak. Randevunuzu alacaksınız ve randevuya direkt gitmeniz gerekecek. Randevudaki duruma gelişmeye göre de Amerikan turist vizesini alıp almayacağınız netleşmiş olacak. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Benim 10 yıllık turist vizem vardı. Amerika'ya teyzemin yanına geldim. Teyzem okul okumamı, Amerika'da kalmamı istedi. Ben istemedim ve geri döndüm. Bu arada Türkiye'de evlendim. Yine aynı vizemle doğum için Amerika'ya geldim. Doğumumu yaptım, ülkeme geri döndüm. 2 sene önce tekrar vize başvurusunda bulundum. Ve 10 yıllık tekrar vizemi aldım. Oğlumun pasaportunu değiştirmek için geri elçiliğe gittiğimde elimden benim de pasaportumu aldılar ve bana planlı gebelik için Amerika'ya gitmemin doğru olmadığını söyleyerek vizemi iptal ettiler. Sonrasında da istediğim zaman tekrar vizeye başvuracağım söylendi. Benim kuzenim
polis olduğu kutlamaları var ve teyzem tekrar başvuruda bulunmamı istiyor. Size sorum şu, ben elçiliğe karşı kendimi nasıl sormalıyım? Yapılan bu haksızlığı ne şekilde dile getirsem etkin olur? Bize bir geri alabilme şansım var mı diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi öncelikle şöyle söyleyebilirim. Hani siz bunu haksızlık olarak görebilirsiniz ama Amerikan Konsolosluğu bu konuda %100 yetkiye sahip. İster vizeyi verebilirler, ister var olan vizeyi iptal edebilirler, isterse seyahat edilmesine engel koyabilirler, bir ihlal var ise bu şekilde %100 bir takdir yetkisine sahipler. Zaten siz vizeyi alırken onu iptal etme, iptal edilme durumları olacağı noktasında da o noktada size bilgi vermiş oluyorlar. Yapılan başvuruyla bile siz onu biliyor olmanız gerekir. Tabii buradaki durum şu, sizin daha önceki Amerika'ya gebelik amacıyla gelişinizi, turist vizesiyle yapıyor olmuş olmanız ve bu noktayı göçmenlik dairesine ya da Amerikan konsolosluğuna bildirmiyor olmuş olmanızdan dolayı var olan vizenizi iptal etmiş durumdalar. Siz tek yapmanız gereken eğer bu şekilde bir mezuniyet töreni gelecekseniz buradaki yerinizden ve vizenizden bir davetiye yazısı alabilirsiniz, kanıt alabilirsiniz belgenin ve onun töreniyle ve Amerikan vizesine tekrar başvuru yapabilirsiniz konsolosluğuna. Tekrar başvuru yaptığınızda ise size bu sefer itibariyle vize verip vermeme kararını onlar yapacaklardır. Şansınız var mı noktasında ne kadar şansınızın olacağı tabii ki Türkiye'deki bağlarınızla bağlı ve görevlilerin bu noktada size nasıl bir dönüş yapacağıyla bağlı olacak diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen, geçen haftadan gelen soru ise şu yöndeydi. Yaklaşık olarak bir yıldan fazla Türkiye'de kuzenlerime bakan Gürcü bakıcımızı Amerika'ya getirmek istiyoruz. Yaklaşık olarak 2 yıl önce 2 defa turist vizesi almaya çalıştık ama reddedildi. Şimdi tekrardan bu bayan için hangi vize türünde başvurmamız gerekiyor, işçi vizesi mi gerekiyor acaba diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şunu söyleyebilirim. Tabii ki kuzenlerinize bakan bu bakıcı hanımefendi hala aynı kişilere bakmak için Amerika'ya gelecek. Eğer bu ise durum, o zaman sizin kuzenlerinizin ya da onların anne ve babasının Amerika'ya geldiklerinde ne tür bir vizeye sahip olacaklar? Bunu bir anlamak lazım. Dolayısıyla eğer kuzenlerinizin anne ve babasının Amerika'daki bir çalışma vizesiyle gelecekseler, örnek veriyorum, o zaman var olan kişi için de turist vizesi başvurusu yapabilirler bakıcı için ve onunla bir sözleşme yapıp bakıcı olarak buraya geçici olarak geleceklerine dair bir sözleşmeyle beraber onun turist vizesine tekrar başvuru yapabilirler. Tabii bu dediğim gibi eğer çocukların anne ve babasının da burada bir geçici vizesi ya da çalışma vizesi olacaksa yapılabilecek bir yöntem olabilir. Yok bu durum mümkün değilse ya da buradan bir sonuç elde edemiyorsanız o zaman bu tür bakıcılar için au pair denilen vizeler var, cevap vizeleri. Ve bu cevap vizelerinde de siz Amerika'da bir sponsor firma ayarlıyorsunuz. Bu firma üzerinden de bu kişiyi onaylamaları için çalışma yapabilirsiniz ve onlar onaylarsa ve DS formunu verirseler o zaman da bu bakıcıyı bu şekilde getirmeniz mümkün olacaktır diye bu takipçimiz sorusunu cevaplamış. Diğer bir takipçimizden gelen, geçen haftadan gelen soru ise şu yöndeydi. B1 vizesine sahibim. Türkiye'deyken F1 öğrenci vizesine başvurup almamı daha kolay. Öğrenci olduğum yoksa Amerika'da bulunurken 90 gün sonunda B1 vizemi F1'a çevirmek için başvurmak mı daha hızlı ve kolay olur benim için diye bu takipçimiz soruyor. B1'i F1'a yani F1'e çevirince B1 vize hakkımız tamamen ortadan kalkmış oluyor mu diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi sizin zaten elinizde bir B vizeniz var. İster tekrar Amerikan konsolosluğuna başvurup F1 vizesini alın ya da Amerika'ya geldikten sonra burada kalma niyetiniz eğitim anlamında değişirse burada öğrenci statüsüne başvurma imkanınız olacaktır. Yani bu iki imkana da sahipsiniz. Daha hızlı olur mu noktasında baktığımızda en hızlı olacak yöntem sizin Amerika'daki okuldan onay almanız ve size I-20'yi iletiyor olmaları ve siz bu I-20 ile beraber Amerikan konsolosluğuna randevu alıp F1 yani F1 öğrenci vizesine Amerikan konsolosluğu üzerinden başvuruyor olmanız lazım. Bunu bu şekilde yaparsanız çok daha hızlı öğrenci vizesine sahip olursunuz ve Amerika'ya gelip eğitiminizi başlatmanız mümkün olacaktır. Tabii bunun olmaması durumunda ya da hani bunu düşünmemeniz durumundayız. Amerika'ya geldikten sonra, seyahat planlarınız bittikten sonra hala kalma niyetiniz devam ediyorsa o zaman burada öğrenci statüsüne başvurular
yapabiliyorsunuz. Tabi burada onayı almanız daha uzun sürecek diye bu takipçimizin bu ilk sorusunu cevaplamış olalım. Tabi diğer sorusuna gelince de şunu söyleyebilirim. Sizin öğrenci vizesine başvuruyor olmanız sizin tabii ki turist vizenizi kaybetmeniz anlamına gelmez. İster Amerikan konsolosluğundan F1 vizesi verilmiş olsun, ister Amerika içindeyken statü değişikliğine başvurmuş olun. Bu şekilde siz sadece başvuruları yaptınız diye ya da o vizeleri aldınız diye bu var olan turist vizesi hakkınızı kaybetmiş olmuyorsunuz. Ama tabii ne olabilir? Eğer Amerikan konsolosluğu F1 vizesi verirken turist vizesine gerek kalmadığını düşünüp iptal edebilir. Yoksa onun dışında herhangi bir iptalle bu şekilde karşı karşıya kalmadıysanız statünüzü kaybetmeniz, yani var olan turist vizenizi kaybetmiş olmayacaksınız diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden geçen haftadan kalan soru ise şu yönde. E2 vizesini alalım 7 olmasına rağmen neden green card alınamıyor diye bu takipçimiz bize soruyor, merak ediyor. Şimdi şöyle açıklayabilirim durumu. E2 vizesi geçici yatırımcı vizesidir ve bu geçici yatırımcı vizelerinde siz Amerika'da bir yatırım yapmış durumdasınız ve bu yatırımınızı yönetmek için geçici süre Amerika'da bulunacağınızı Amerikan hükümetine göstermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla siz yatırımcı olarak E2 vizeleri üzerinden yeşil karta gidebilmeniz, green karta gidebilmeniz için yatırımınızın en az 500 bin doları bulması gerekiyor toplamda ve yaklaşık 10 kişiye de istihdam verecek duruma gelmeniz gerekiyor. Bu duruma geldikten sonra siz var olan yatırımınız üzerinden green card başvurusuna geçebiliyorsunuz. Yani alamıyorsunuz diye bir durum söz konusu değil. Ama yatırım miktarınız düşük ise ve sonuçta istihdam olarak 10 kişiyi bulamıyorsanız o zaman ancak yatırımcı vizesinde ilerleyebiliyorsunuz. Var olan firmanız size yatırımcı üzerinden yeşil kart verme imkanı olmuyor. Dolayısıyla buradaki kural gereği siz yatırımcı vizesinizden ancak yeşil karta gidilmek için ya yatırımınızın en az 500 bin doları bulması gerekiyor ya da size başka bir iş yerinin yeşil karta başvuru yapması gerekiyor diyebiliriz. Gelen sorulardan bir tanesi de bize şu yönde. Amerika'da 10 kişiden fazla çalışanı olan bir işletmenin %51 hissesine sahip olmam durumunda E2 değil de emin değilim ama E5 green karta giden yatırımcı vizesi alabiliyor muyuz diye bu takipçimiz bize soruyor. Bu süreçten bahsedebilir misiniz diye bize bu noktada sorularını soruyor. Siz eğer bahsettiğiniz işletmenize ya da ortak olduğunuz firmanıza en az 500 bin dolar yatırım yaptıysanız, tabii bu da yerine göre sizin işletmenin bulunduğu, şirketin bulunduğu bölgedeki işsizlik sayısının Amerika çapına vurduğumuzda yüksek ise o zaman en az 500 bin dolar yatırım kabul edilecektir. Dolayısıyla en az 500 bin dolar yatırımı yapmış durumdaysanız ne kadar hisseye sahip olduğunuz çok önemli değil. Ama en az 10 çalışanlı bir istihdam yaratılmışsa evet bu sefer siz green card başvurusu yapabilirsiniz. Tabii şu an sizin E2 vizeniz de olabilir ya da olmayabilir. Türkiye'de olabilirsiniz, ülkenizde olabilirsiniz. Buradaki firmanız devam ediyordur. O zaman E5 dedikleri yeşil kart çalışması için iki koşulun en az bir yere gelmesi gerekiyor. En az 500 bin dolar yatırımı yapmış olmanız lazım. İki, en az 10 çalışanı bulmuş olmanız gerekiyor. Bu iki koşul bir araya getirildikten sonra göçmenlik dairesine sizin yeşil kartınız için ön başvuru petişini yapılıyor. Ve bu başvurunun sürecini bekliyorsunuz. Diyelim yaklaşık bir yıl sürecek bir süreç. Ve bunun sonunda onay alırsanız o zaman yeşil karta geçme hakkına sahip oluyorsunuz diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Çalışmayan biri olarak Amerikan vizesi alabilir miyim diye bu da, takipçimiz bize soruyor. Amerikan konsolosluğuna turist vizelerine başvurduğunuzda Amerikan konsolosluğunun en önem vereceği şey sizin ülkenizdeki bağlarınız. Yani Türkiye'deki bağlarınızın ne kadar güçlü olduğuna bakacak. Eğer siz çalışmıyorsanız o zaman ya da okula gitmiyorsanız ya da sizi bağlayan bir şey yoksa Türkiye'ye ya da ülkenize o zaman Amerikan konsolosluğu sizin aslında çok fazla bu vizeyi aldıktan sonra buraya bağlayan bir şey de olmayacağız sizi Türkiye'ye. Amerika'da kalacağınızı ve Türkiye'ye gelmeyeceğinizi düşünerek size turist vizesi verme durumu olmayacaktır. Dolayısıyla bu noktada tavsiyemiz sizin Türkiye'deki bağlarınızı güçlendirecek olan bir işte çalışıyor olmanız, sigortalı olmanızda fayda var diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Takipçimizden canlı yayında gelen soru şu yönde. Amerika'ya nakit taşıyarak getirmeyi düşünüyorum. Bununla ilgili tavsiyelerimiz nedir ve yükümlülüklerimiz var mıdır diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Amerika'ya nakit taşıyarak getirmekle kastettiğinizin ne olduğunu anlamak lazım. Eğer siz işte ben üzerimde belli bir nakit para getirmek istiyorum.
oradaki masraflarımı karşılayacağım diyorsanız tabii ki nakit para getirebilirsiniz. Önemli olan nokta getireceğiniz nakit paranın 10 bin doların altında mı üstünde mi, bunu görmek lazım. Eğer 10 bin doların altında bir rakam getiriyorsanız hiç sorunsuz Amerika'ya bunun yanınızda getirebilirsiniz. Ama bundan fazla bir para getiriyorsanız o zaman bunu beyan ederken detaylı bir şekilde ne kadar para olduğunu, nereden kazanıldığı noktasında sorular gelebilir. Bunlarla ilgili kanıtlarınızla beraber beyan ettiğiniz sürece Amerika'ya girerken bu parayı getirmenizde bir engel olmayacaktır. Fakat tabii ki biz kesinlikle çok yüksek rakamlarla, nakit bir parayla seyahat etmenizi veya Amerika'ya giriş yapmanızı tavsiye etmiyoruz. Eğer çok yüksek rakamlar getirecekseniz en yapılacak ideal yöntem sizin bu parayı transfer ediyor olmanız. Ülkenizdeki bankanızdan burada yeni açacağınız, geldikten sonra açacağınız bankaya transfer yapabilirsiniz. Tabii dediğim gibi yanınızda 10 bin dolara kadar bir nakit getirebilirsiniz ve gerisini ise banka transferiyle yapmanızı tavsiye ederiz. Yok eğer siz bu parayı aslında burada iş yapmak amacıyla getiriyorsanız biz bütün parayı aslında sizin banka transferiyle yapmanızı tavsiye ediyoruz. Özellikle geldikten sonra burada bir şirket kurumu olacaksa, bir şirketinize banka hesabı açacaksanız onun üzerine yatırımınızı yapacağınız için direkt ülkenizden buraya banka transferi yaparak parayı getirmenizde fayda var. Çünkü paranın kaynağını çok net bir şekilde ancak öyle gösterebileceğiz. Dolayısıyla bizim bu takipçimize tavsiyemiz bu olacak. Bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Geçen ay Fingerprint'e gittim ve çalışma iznim gelmeden interview için mektup aldım. Eylül 27 tarihli. Ben önce çalışma iznimi bekliyordum. Sizce bu normal bir prosedür mü diye bu takipçimiz bize soruyor. Normalde tabii siz green card'ınıza başvuru yaptığınızda öncelikle gelen şey parmak izniniz ve çalışma izinleriniz. Ve ondan sonra da sizin randevu tarihiniz belli olur. Fakat bu sene bu noktada bir göçmenlik dairesinin yeni bir deneme yaptığını görüyoruz. Örnek veriyorum, bizim mesela dosyalarımızın en az 1'de 4'üne 6 ay içinde aynı sizin durumunuzda olan bir durumla karşı karşıya kalıp 6 ay içinde daha çalışma izinlerini almadan bir göçmenlik görüşmesi randevusu aldıklarını görüyoruz. Dolayısıyla bu hani size özel olan bir durum olduğunu düşünmüyorum. Fakat bu normal bir prosedür değildi bu seneye kadar. Fakat bu sene bunu normal bir prosedür olarak görmeye başladık. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte normal bütün süreç, yani bütün başvuru yapanlara bunu yapıp yapamayacaklarını zamanla göreceğiz. Ama bu noktada uygulamaya başlandığını size çok rahatlıkla dile getirebilirim. Diğer bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. B1, B2 vizesiyle Amerika'ya giriş yaptığımda 6 aydan fazla kalabilir miyim? Çünkü daha önce Amerika'ya giriş yaptığımda çıkış tarihini pasaporta yazmadılar diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi son birkaç yıldır göçmenlik görevlileri, özellikle gümrükte bulunan görevliler pasaporta her zaman artık çıkış tarihi yazmaları gibi bir zorlukla karşı karşıya kalmıyorlar. Bunun sebebi de online üzerinden artık sizin ne kadar süre burada kalıp kalamayacağınıza bakabiliyorsunuz. Dolayısıyla online size bu açık olan bir süreç oluyor. Önemli olan nokta siz geçen gelişinizde ne kadar süre kaldınız ve bu süreyi de size verilen süreyi bilmiyorsanız çok uzun bir süre olmaması gerekiyor o zaman ya da 6 ayı geçmemiş olmanız lazım. Bu şekilde bir süre ilerli olmadığı sürece herhangi bir problemle karşı karşıya kalacağınızı düşünmüyorum. Tabi Amerika'ya geldikten sonra farz edelim seyahatiniz bitti ve aslında o 6 ay yetmedi size. Ekstra 6 ay kalmak istiyorsanız o zaman göçmenlik dairesine bu uzatmayla başvuru yapabilirsiniz. Tabi şu an gördüğümüz yeni yürürlükteki durum bu tip başvurularda göçmenlik dairesi biraz daha zorlamalara başlamış durumda. Dolayısıyla eksiksiz doğru bir şekilde bu uzatma başvurunuzun yapılmasında fayda var diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. B1 ve B2 vizesiyle Amerika'ya giriş yapacağım. Üzerinde en fazla ne kadar, yani kaç dolar getirebilirim diye bu takipçimiz soruyor. Bu noktada bizim genelde tavsiyemiz yani 10 bin doları geçmemesi. 10 bin doları geçmeyen bir rakam getirirseniz bir sorun yaşamadan bunu girerken de bildirip Amerika'ya bu parayla gelip seyahatinizi gerçekleştirmeniz mümkün olacaktır. Dolayısıyla tabii eğer sizin bunun üzerinde bir para getirme durumunuz var ise bunu da belirtmiş olmanız ve girerken bildirmiş olmanız Amerika'ya gerekiyor. Yoksa herhangi bir sorun yaşamadan gelip turist vizenizi yerine getirmeniz mümkün olacaktır. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu yönde. E2 vizesine başvururken Amerika'dan mı başvurmak gerekiyor? Yoksa Türkiye'den mi? Bir de Amerika'ya B1, B2 vizesiyle geliyorum. Geldiğinde hemen şirket kurmamda bir sakınca olur mu diye
bu takipçimiz soruyor. Şimdi bu takipçimize şöyle bir cevap verebilirim. Sonuçta siz yatırımcı listesine başvurmak için bunu Amerikan konsolosu üzerinden de yapabiliyoruz gerektiğinde ya da Amerika içinde de statü değişikliğiyle beraber göçmenlik dairesi üzerinden yapabiliyoruz. İkisi de mümkün olan durumlar oluyor. Tabii sizin eğer Amerika'ya geliş girişinizde iş amaçlı geliyorsanız ve buraya geldiğinizde şirket kuruluşunu yapmak istiyorsanız tabii ki bunu yapmanız mümkün. Farz edelim eğer siz buraya bir aylık geliyorsanız ve bu geldiğinizde şirket kuruluşunu halletmek istiyorsanız önemli olan nokta Amerika'ya girerken belir niyetiyle yani iş amacıyla geldiğinizi, şirket kuracağınızı belirtiyor olmanız ve bu belirtmeyi yaptıktan sonra da şirketinizi burada kurmamızda hiçbir sakınca yok ve siz ondan sonra çıkışınızı yapabilirsiniz. Tabii yatırımcı vizesine uygun olduğunuz zaman da yatırımcı vizesi başvurunuz yapılabiliyor olacak. Dolayısıyla siz ondan sonra ister başvurunuzu Amerikan konsolosluğuna hazırlamasını sağlayacaksınız, isterseniz de eğer Amerika'da kalacaksanız belli süreler geçtikten sonra burada statü değişikliğine başvurup burada onay alabileceksiniz. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu yönde. Devam eden 5 yıllık E2 vizen var iken vize başvurusu yapmış olduğum iş yerini istemediğimden kapatmak zorunda kalırsam 30 gün içerisinde ülkeyi terk etmek zorunda mı kalırım? Yoksa E2 vize süren bittiğinde mi ülkeyi terk etmeliyim diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi size tabii E2 vizesini 5 yıllık verirken Amerikan konsolosluğunun amacı sizin tabii bu sürede Amerika'da kalırken var olan işletmenizin devam etmesi, aktif olmasını görmek isteyecekler. Dolayısıyla işletmeniz aktif olduğu sürece ve devam ettiği sürece siz bu 5 yıllık sürenizi tamamlıyor olacaksınız. Ama diyelim ki siz bu sürede olmadınız, 5 yıllık vizeniz devam ediyor ama daha 2-3 yılınız geçti ve bahsettiğiniz gibi işleriniz istemediğiniz sebeplerden dolayı kapatmak zorunda kaldınız. Tabii o zaman teknik olarak en kısa sürede ülke dışına çıkmanız gerekiyor. Ama bu kapama eğer farz edelim sizin fiziksel olan yeri kapatmış olma durumunuz ama aslında şirketiniz hala devam ediyorsa ya da yer değişiklikleri, iş alan değişikliği yapacaksa o zaman Amerikan o zaman aldığınız vizenin yanında göçmenlik dairesine başvuru yapılıp sizin başka bir iş alanına ya da yerine geçeceğinize, izin isteyeceğinize dair başvuru yapılmasında fayda var. Yoksa teknik olarak siz vizeniz bitmeden bile olsa eğer iş yerini kapattıysanız çıkmanızda fayda var. Ama dediğim gibi iş yerini sadece fiziksel location'ı kapatma durumuna karşı karşıyasanız o zaman bu durumun detay değerlendirilmesi gerekecek. Yoksa öbür türlü en kısa sürede çıkmanız faydalı olacak. Tabii bu noktada şunu da söyleyebiliriz. Son dönemler şunu çok görüyoruz. Amerikan Göçmenlik Dairesi özellikle bu E2 vizelerindeki iş yerlerinin gerçekten yerlerinde var mı yok mu noktasındaki araştırmaları, teftişlerin sayısını çok ciddi şekilde artırdılar. Yani önceden biraz daha bu noktayı rahat bırakmış olabilirler ama şu an bu noktada çok ciddi bir şekilde iş yerlerini teftiş ediyorlar. Gerçekten bu iş yeri var mı yok mu diye bakıyorlar ki ona göre bu E2 vizesi hala geçerli mi değil mi noktasında bir dönüş hatta vize bitmeden önce bile yapabiliyorlar diye bu takipçimize de bunu iletmiş olalım. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru şu yönde. Bir Amerikalı ile evlendikten sonra ne kadar süre yeşil karta başvurmadan evli olduğum için Amerika'da yaşayabilirim? Eşimin ekonomik durumu yüzünden bana petition olmasına imkan yok. Freelance çalışıyorum ve geçinmemde sorun yok. Sınır dışı olmak istemiyorum diye bu takipçimiz bize durumunu belirtiyor. Siz Amerikan vatandaşıyla evli olduğunuz için tabii ki Amerika'da yaşama diye bir hakkınız olmuyor. Hani önemli olan nokta siz Amerikan vatandaşıyla evli olduğunuz zaman eşinizin size burada kalabilmeniz için başvuru yapıyor olması ve siz de bu başvurudan dolayı da yeşil kartı alıyor olmanız lazım. Fakat bunu yapamıyorsanız ki sizin belirttiğiniz durumda anladığım kadarıyla eşinizin ekonomik durumu yüzünden olduğunu belirtmişsiniz. Eğer sizin burada kastettiğinizin eşinizin finansal anlamda size sponsor olamadığı noktasıysa bu noktada alternatifler önünüze çıkacak. Nasıl mesela? Siz eğer eşinizin finansal durumu yeterli değilse o zaman başka bir aile dostunuz ya da arkadaşınız ya da başka biri Amerikan vatandaşı da yeşil kart sahibinin size ek finansal sponsor olması gerekiyor. Bu ek finansal sponsorluğu yaptığı sürece o kişi o zaman siz eşiniz üzerinden yeşil karta geçmeniz mümkün olacak. Fakat şunu söyleyebilirim. Tabii sizin sınır dışı olup olmama noktasında yasal durumunuz yerinde değilse ve göçmenlik görevlileri sizin burada kalmamanız için çalışma başlatırsa size karşı o zaman belki gözaltına alınma durumunuz olabilir. Fakat gözaltına alınma durumundan sonra
siz çıkarıldıktan sonra mahkemeden, tutukluluk yerinden mahkemenize devam edebiliriz. Yani sizi direkt sınır dışı etmeyecekler fakat süreci başlatacaklar ve sınır dışı mahkemesinde ilerlerken siz hala yeşil kartı alıp burada kalabilme imkanına sahip olacaksınız. Fakat tavsiyem size, eğer eşinizin ekonomik durumuyla kastettiğiniz çalışmaması ya da yeterli gelirin olmaması ise ek sponsor arayışında olun ki ek sponsorla burada kalabilme imkanına sahip olun diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. E2 vizem var. Uber ve vesaire platformlarda da ekstra çalışır isem sorun olur mu? E2 vizesi sürecinde sadece kendi iş yerinde çalışma zorunluluğum olduğundan bu bana bir sorun ya da sıkıntı yaratabilir mi diye bu takipçimiz soruyor. Evet, siz E2 vizesine sahip olduğunuzda, yatırımcı vizesine, siz ancak yatırımınızı yaptığınız firma üzerinden çalışma, yani orayı yönetme hakkına sahipsiniz. Başka yerde bir çalışma ya da başka yerde bulunma hakkına sahip değilsiniz. Dolayısıyla sizin bu noktada var olan yatırımı yaptığınız iş yeri dışında bu Uber dediğiniz ekstra yerlerden iş yapmaya çalışmak aslında sizin var olan vizenizi riske sokan bir durum. Dolayısıyla böyle bir çalışma hakkınız yok ve böyle bir çalışma yapmamanız gerekiyor. Önemli olan iş yeriniz üzerinden ilerlenmesi. Ama size tavsiyemiz şu olur. Eğer siz var olan iş yerinden memnun değilsiniz, yaptığınız yatırımın orada bir verim elde edemediğini düşünüyorsanız ve onun dışında başka türlü bir işe girecekseniz, o zaman önemli olan o işi yapmadan, o işe girmeden önce o işe yatırım yapmanız ya da biz sizin var olan yatırımcı vizenizi artık bu firmadan değil de diğer bir firmadan devam edeceğinize dair bir çalışma yaparak sizi aslında var olan E2 vizenizi ihlal etmeden iş yeri değişikliği yapıp bu sayede onayı aldıktan sonra da artık eski iş yeriyle devam etmeyip yeni iş yeriyle devam etmenizi sağlamanızda fayda var. Bu sayede herhangi bir sorun yaşamazsanız ve herhangi bir ihlal yapmamış olup statünüzü devam ettirme imkanına sahip olacaksınız. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu yönde. Kayınvalidem ve kayınpederim turist vizesine gittiler fakat alamadılar. İkinci kez gitseler alabilirler mi? Ne gibi evraklar götürmeleri gerekiyor diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi Amerikan konsolosluğu turist vizesi başvurularına bakarken kişilerin Türkiye'deki bağlarına bakacak ve kişilerin Amerika'ya gelme amacının ne olduğuna ve bu amaçlarını tamamladıktan sonra ülkelerine, yani Türkiye'ye geri dönüp dönmeyeceği noktasında emin olmak istiyorlar. Bunda emin değilseler aynen sizin kayınvalidenizin yaşadığı gibi vize ver ve kayınpederinizin yaşadığı şekilde olup vize vermeme durumuna girebilirler. Bu noktada tavsiyem şu olabilir. Eğer siz bir davetiye göndermek isterseniz onlara, onlara davetiye gönderebilirsiniz. Ve sizin buradaki durumunuzda finansal ve aynı anda yasal durumunuzda gösteren belgelerle beraber onların vize başvurusuna tekrar göndermeniz mümkün olacaktır. Dolayısıyla vize görüşmelerine gitmelerinde bir engel yok. Tekrar başvurabilirler. Ama Amerikan konsolosluğunun onlara vize verip vermemesi hakkında bir şey söylemek çok zor olacak. O ancak o görüşmeye gittikten sonra görecekleri bir durum olacaktır diye takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Şimdi diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Green Card almadan önce fakirlik sağlık sigortasından yararlansak Green Card'da problem yaşar mıyız diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim ben size. Tabii ki Green Card'a başvuru yaparken Amerika'da yaşamak için Amerikan hükümeti sizin herhangi bir şekilde kamuya verilen bu fakirlik parası ya da yardımlarından almamış olmanızı görmek isterler. Tabii bu noktada alıp almadığınız noktasında da size sorular sorabiliyorlar ve bilgi istiyorlar. Burada bilmeniz gereken nokta şu. Eğer bu tip yardımlar alıyorsanız bu yardımları kesmenizde fayda var. Ve göçmen dersine başvuru yapıldığında da durumu doğruca anlatmanız gerekiyor. Şu an için sizin yeşil karta gitmenize engel olan bir durum oluşmayacaktır. Eğer siz sağlık yardımını acil sağlık durumları için istemişseniz ve kullanmışsanız şu an itibariyle herhangi bir green card almanıza engel teşkil etmeyecektir. Fakat şunu dikkate almanızı isterim. Biliyorsunuz şu an Amerika'daki yeni yönetim göçmenlik konusunda çok ciddi uygulamada değişimler getirmiş durumda. Yasa olarak getiremese bile uygulamada ve yürürlükte çok ciddi ve daha katı kurallar getirip de bunu uygulamaya sokmakla devam etmekte. Dolayısıyla bu sizin bir sorun yaşamanıza engel teşkil edebilir. Dolayısıyla acil durumlar dışında bu tip sağlık durumlarından faydalanmanızda fayda vardır. Ta ki yeşil kartınızı elde edene kadar ya da işte vatandaş olana kadar diye bu takipçi sorusunu cevaplamış olalım. Bugün
canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu yönde. Şu an turist vizesiyle Amerika'da bulunmaktayım. H2 vizesine geçiş yapmak istiyorum. Eğer H2 vizesi alırsam iş değiştirme yapabiliyor muyum diye bu takipçimiz soruyor. Tabii siz şu an Amerika'daki bulunduğunuz turist vizesinden H2 statüsüne geçiş yapabilmeniz için H2 onayını alana kadar yasal durumunuzun burada devam ediyor olması gerekecek. Belki bu biraz zorluklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ama H2 vizesiyle ilgili sponsorunuz var ise ve çalışmaları yapacaksanız bu noktada başvuruları yapıp çalışmaları yapabilirsiniz. Tabii ki yasal durumunuzu kaybetmemeye dikkat etmeniz lazım. Sonuç olarak yasal durumunuz devam ettiği sürece siz H2'ye burada geçiş yapabileceksiniz. Eğer H2 vizesini onay aldınız ya da statü değişikliğini onay aldınız, ondan sonra iş yeri değişikliği yapmak istiyorsanız yeni bulacağınız iş yerinin tekrar size H2 başvurması yapması gerekecek. Bu başvuru yaptığı sürece siz bir sorun yaşamadan H2 statüsüne geçişi yapabileceksiniz diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Vergi muafiyeti olduğu için şirket kurulumunu Delaware eyaletinde yaparsak yatırımcı vizesi almakta zorlanır mıyız diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi yatırımcı vizesi alırken önemli olan nokta sizin sonuçta yasal bir firma kuruyor olmanız. Bu yasal firmanın Amerika'nın herhangi bir eyaletinde olmasında bir engel yok. Hani bu o eyaletin vergi uygulaması da sizin yatırımcı vizesi almanızı engel teşkil etmeyecektir. Hani o açıdan da şunu söyleyebilirim. Delaware eyaletinde yapacağınız bir yatırım ya da kuracağınız bir firma üzerinden yatırımcı vizesine gitmenize hiçbir engel yok. Önemli olan yapılan yatırımın miktarı, ölçeği, istihdam yaratıp yaratmayacağı, bunlar yerine getirildiği sürece herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmayacaksınız. Bir takipçimiz şunu soruyor. 10 yıllık green card'ım var. Eşimden ayrı yaşıyorum. Yakında boşanma işlemlerini yapacağım. Yurt dışına Türkiye harici bir ülkeye gidip geldiğimde havaalanında gümrük polisi tarafından çekildim ve eşim hakkında sorular sordular. Sizce vatandaşlıkta sorun olur mu diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Siz vatandaşlık başvurusuna giderken zaten artık eşinizle beraber olmadığınız için 5 yıllık yeşil kart üzerinden gidiyorsunuz. Ve eğer bu yeşil kartta 5 yıldır da sahipseniz o zaman vatandaşlık başvurusunu eşinizle ilgili bir durumla karşı karşıya kalmadan yapabileceksiniz. Tabii ki siz ülkeye girişinizde gümrük görevlileri tarafından sorguya alındığınızda ne tür konuşmalar oldu, ne tür sorular soruldu. Bunlar önemli. Tabii bu noktada eğer sizin evinizle ilgili bir şüpheye düşmemişseler ki ayrılmanızda bir engel yok, ayrılabilirsiniz. Ama evliliğinizin durumu ile ilgili kafalarında şüphe oluşmuşsa ya da sizin doğru bilgiyi söylemediğinizde düşünme tarzı bir durumla karşı karşıya kalmışsalar bununla ilgili notlarını alabilirler. Yoksa size bu noktada bir engel teşkil edecek bir durum söz konusu gözükmüyor diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Eşim ve ben emekliyim. Amerika'da yaşamak istiyoruz. Amerika'ya nasıl gelebiliriz diye bu takipçiniz soruyor. Burada önemli olan nokta tabii sizin öncelikle Amerika'ya gezebilmek amacıyla bile olsa gelebilmeniz. Ve bunun için de turist vize başvurunuzu yapıyor olmanız lazım. Ve bu sizin Amerika'ya getirebilecek ve Amerika'yı görmenize imkan sağlayacak en ideal ve hızlı yöntem olur. Ve tabii ondan sonraki durumda burada nasıl yaşarız noktasında ise Amerika'ya yatırım yapacaksınız. Yoksa Amerika'da bir iş yeri üzerinden burada kalacaksanız noktasında çalışmalar yapmanız gerekebilir. Dolayısıyla bu noktadaki yapacağınız çalışmalara göre de Amerika'da kalıp kalamama durumuna dikkat ediyor olacaksınız. Dolayısıyla benim bu emekli olan takipçilerimize tavsiyem öncelikle turist vizelerini almaları ve Amerika'ya geldikten sonra da burada ne yapacakları noktasına dikkat ediyor olmalarında fayda var diye takipçilerimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soruya geçiyorum. Takipçimizden gelen. Arkadaşım dil okuluna gidiyor. Çalışma vizesi yok. Çalıştığı firma çek kesiyor. Herhangi bir sorun olur mu? Çalıştığı tespit edilebilir mi diye bu takipçimiz soruyor. Arkadaşınızın dil okuluna gidiyor olması ve herhangi bir çalışma vizesi olmadan bir firmada çalışıyor olması aslında büyük bir sorun. Ve kendisinin aslında var olan öğrenci vizesi ya da statüsünü ihlal etmiş durumda. Tabii bütün durum bunun sonrasında bu tespit edilebilir mi, edilemez mi noktasına geliyor. Tabii bu noktada tespit edilemez demek çok yanlış olur. Ve bu noktada benim söyleyeceğim şu olacak. Eğer arkadaşınızın çalıştığı tespit edilirse
O zaman arkadaşınız bu noktada çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Vize ihlali yaptığı için sınır dışı sürecine sokulabilir. Dolayısıyla bizim bu noktada tavsiyemiz şu olur. Eğer bir iş yeri gerçekten bu kişiye sponsor olmak istiyorsa bu iş yeri üzerinden çalışma yapılıp yapılmayacağına bakılmasında fayda var. Ve bununla beraber sizin arkadaşınızın en azından çalışma izni alıp ya da yeşil kart hakkını elde edip onun üzerinden bu izni alıp bu izin üzerinden gitmesinde fayda olacaktır. Yoksa çok tehlikeli ve çok riskli bir durumla karşı karşıya olduğunu arkadaşınıza sizin aracınızla iletmiş olalım. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu yönde. E2 vizesiyle gelen eş için çalışmaya başladıktan ne kadar süre sonra Green Card'a başvurulabilir ve eşin Green Card'ı alması sonucunda E2 vizesi sahibi de Green Card alabilir mi diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şunu söyleyebilirim. Tabii siz E2 vizesiyle geldiniz. Burada yatırımınız var. Ve eşiniz de sizden dolayı burada kalabiliyor E2 vizesi altında. Çalışabiliyor istediği yerde. Ve var olan çalışma izniyle çalışmaya başladıysa önemli olan bu çalışmaya başladığı yerin kendisine ne zaman Green Card'a başvuru yapacağı. Önemli olan buna dikkat ediyor olmak. Dolayısıyla eğer siz geldiniz ve iki vizeniz başladı ve çalışmaya başladınız ve eşiniz de bir yerde iş buldu ve çalışma izniyle başladı. İstediği her an o çalıştığı iş yeri kendisine yeşil kartı, green kartı için sponsorluk çalışmasını başlatabiliyor. Dolayısıyla bu çalışmayı başlattıktan sonra siz yeşil karta geçiş adımınızı yapabiliyorsunuz ve bu noktada da hem eşiniz hem siz yeşil kartı alabiliyorsunuz. Tabii şu nokta olabiliyor. Eşinize eğer bu iş yeri başvuru yapıyorsa o zaman öncelikle Labor Department'a başvuru yapılıyor. Labor Department aşaması geçildikten sonra 140 denilen göçmenlik vizesine başvuru yapıyor iş yeri. Ve bu aşama onaylandıktan sonra da vize kota numarası geldiyse o zaman hem eşinize hem de size hem de 21 yaşının altında çocuklarınıza beraber yeşil kart başvurusu yapma imkanı doğuyor. Dolayısıyla evet, eşinizin yeşil kartı alma durumunda siz de aslında eşinizle beraber yasal durumunuzu koruduğunuz sürece yeşil karta geçiyor olmanız mümkün olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.